Sayın Devletler Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, kurumdaki tüm amirlerim, siz kıymetli seyircilerimiz. Hepinize hoş geldiniz ve saygılar sunuyorum. Bu sene ikincisini yapmış olduğumuz Aşıklar Programı'na teşrif edip geldiğinizden dolayı herkese teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. İnşallah üçüncüsünde daha geniş kapsamlı sizlere hitap etmek üzere Sayın Yener Yılmaz Oğlu'na da Vatan TV sahibi olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Yine de gelecektir. Sizlerden bu kültürümüzde böyle en azından aşıklarımızı izlemenizi, aşıklarımızla desteğinizi bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum Açık Şimdilerim. Hoş geldiniz. O dedin ki, Babil'e dizine geldi. Evine gelse köy komple gidecekti. Biz ne düştüğünü derdine düştük. Şimdi Türkiye bunu bilsin ki burası yer gibi. Burası bir gün, mesai gibi. Her iki masası mezar olsaydı. Yollar insanlar dolar taşardı. Hepinize saygılar sunuyorum. Ama Allah sana da ben aşkına yaratmış ne diyeyim. Çünkü ondan içinde çok uğruldum ya.
Şimdi ben istiyorum ki burada kardeşim sordu musun? Çorumluyum efendim. Ben Çorumlu efendimle, ben de adamım efendimle. Bırak sesle ne olur buna? Ya bu kamerayı beni bırak mı, size bırak mı? Orayı çekin, beni çekin. Çorumlu elhamdülillah. Öyle bir, öyle bir sorundan bana başka bir şey var, bilmem vardı. Şimdi böyle git ister. Hadi işte sen gelmişsin. Şimdi buraya aramızda kadın çapan onu girecek. Bir çare, bir yazar, bir de karşılaştı. Taza kulak verme, o dediye, hatta sevdim bir sözü vardı. Şimdi bizim oraya bir taza kapat. Bir vekil yazıyorlar, vekil. Diyor ki, köyümüzde gidiyor, bakar vekil çok yaman komşu. Köyüne gidip diyor ki, ya bizim ilçelerde vekil gelmişti ama millet vekil, adamın oğlu yaman komşu. Ya ne dedi? Dedi, yooo çok yaman dedi. Ya ne dedi? Dedi, kardeş karıştırmıyor, adamın oğlu yaman dedi. Ya ne dedi? Allah Allah, iyi dedi. Buna kıza var, muhtar gelir der ki, ya ne dedi kardeşim burada sen şimdi bu ortalığa? Dedi muhtarım, yaman dedi ama ben bir şey anlamadım. Şimdi demeyi yenerim mazoluklardı burada, yaman dedi ama iyi dedi ama bir şey anlamadım. Benim tazim etmiyor, sözüme kulaklıyorum, boşuna. Senin koronunda beni saz etme dedi, bu bir şey anlamadım. Bu yeter abi. Arkadaşlara da soruyorum, sanatçı arkadaşlara da. Vay ben ona eş olaydım, anadan 15 olaydım. Keşke ondan kardeş olaydım. Ağam kim, paşam kim? Teh. Dur hele köyde kaldı diye, sen bunu bil. Bunu bile için varsa, açık ve net diyorum. Benim 8 sene film var. 8 filmin halinde şeyler de var. Sidiler var değil mi satırlar? Sıra bakmayın bana yani, ben mahsus durumda var, yaşlandım. 8 film başlıyorsun var, önce köylerine çekilen filmler. 8 filmimle 11 sene halinde
vereceğim ona. Kim bilirse bunu. Vay canına eş olacak falan dedi. Sen bilirsen sus. Bu benim yanımda dedi. Vallahi vereceğim, seni de soracağım. Vay canına eş olaydı. Anadan 15 olaydı. Keşke ondan kardeş olaydı. Nedir bu? Ya? Akrabalık. Ha, akraba. Değil. 15. Evet, tabi. Bu Neşet Nur için de yaptı. Tabi canım benim, altçı. Mekanı cennet olsun, ustalar geri gelmiyor ki, gireler gidiyor. Şimdi sen hiç kimse doldurama demişlerim. Neşet'e başını yerini kimse doldurama. Evet. Bilemedin değil mi? Ya. Yener Bey. 15 kardeş olsaydı, 15. ben olsaydım diyor. Değil abi. Değil mi? Vay ben ona eş olaydım. Ama bak buna çok önemli diyor ki vay ben ona eş olaydım. Anadan 15 olaydım. Keşke ondan kardeş olaydım. Ağam kim paşa. Şimdi zaman yoktu. Ben bu kibironu sekeyetlenmezsem bir 10 dakika artık biz uzağa gideceğiz bir daha sene. Ama bu sorunun cevabını bir de köyden kaldırıyor. İç kitabı olduğu sonra ben vereceğim. Bilene katipler hazır. Yemin ederim bir köy vereceğim. Sayın Burhan, değilim, gel burada eyletme beni. Hele Allah kimseyi 70 yaşları İstanbul'a, o gurbete, Almanya'ya falan düşürmesin. Ya gençlere ne var, bir barışıyor. Ah, hayır, değilim, gel burada eyletme beni. 70'inde size uyabilir mi yani? Anadolu'dan gelen adam diyor ki, gitsin İstanbul'a üstün. Diyor ki, ben köyde geçerdim pecin başına. Pec nedir biliyor musun? Soba. Ekmeğe atardım saçın döşüne. Göl bulaktan bir maşada başına sularında mezzet bulabilir bile. 50 kat keserdim. Doğudaki ya şimdi burada kazıyor. 50 kat keserdim 20'de hindi. Bize gram gram et almak neydi? Belki de yüz geldi, yaylalar indi. Bir tanıdık yok ki sorabilir bile. Düğünlerde ne zurna var ne davul, ne şahsezeyen var ne atlı oğul oğul. Yılmaz oğlu, bu aşıklar, türkücüler yok ki söylesin nakıl yani türkü. Pop müziği cazdan anlamıyla, anlamıyla, anlamıyla oğul anlamıyla. Tamam.